Türkiye'de Sinovac şirketinin ürettiği inaktif koronavirüs aşısının faz 3 çalışmalarının yürütüldüğü merkezlerden birisi olan Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Belgin Alaşehirli salgın ve aşı sürecini değerlendirdi. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Mart ayından sonra Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir pandemi ilan edildi. Bu şu demek, dünya çapında bir salgın var demek. Bu çok ciddi bir olay tabii. Bütün dünyayı etkileyen bir salgın anlamına geliyor. Biz kendi adımıza da, kendi şehrimizde de bunu yaşadık. Çok büyük rakamlara ulaştığımız zamanlar oldu. Poliklinik sayılarımız son derece düştü. Çok az hasta geliyor artık. Yatan hastalarımız düştü. Birkaç COVID servisimizi kapattık. Onlara artık ihtiyaç duymuyoruz. Bizim hastanemiz aynı zamanda bu aşının, yani Sinovac aşısının faz 3 çalışmalarının yürütüldüğü merkezlerden birisiydi. Bizim enfeksiyon hastalıkları bu aşı çalışmasını yürütüyordu. Bizler, ben kendi adıma söyleyeyim, o faz 3 çalışmasına dahil oldum. Ve aşı grubundaymışım. Açıldı artık kod, biliyorsunuz. Ve antikorum da gayet iyi, bir antikora sahibim şu anda. Antikorum da gayet iyi geldi. Herhangi bir yan etki anlamında çok hafif yan etkiler oluyor. Hiçbir şekilde rahatsız etmeyecek yan etkiler oldu. Ben kendi adıma söylüyorum. Halk tabii bu konularda çok bilgi sahibi olmak lazım bir şeyler söylemek için. Bilmeden sağdan soldan alınan duyumlarla aşıyla ilgili ya da Çin'den çıkmış olması, Çin'den aşı çıkmaması gibi bir şey ya da çıkmasında ne gibi etkisi olur bilemiyorum, nasıl değerlendiriyorlar. O konuda gerçekten bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü Çin'den çıkmış olabilir, aşı da Çin'den gelmiş olabilir. Zaten bu şirket aşı çalışmaları yapan bir şirket. Yani uzun zamandan beri aşı çalışan bir şirketin bir şeysi bu, firmanın aşısı. Yani bu konuda niçin tereddüt gösteriyorlar bilmiyorum. Güvenlik çalışmaları yapılmış bir aşı, etkinlik çalışmaları yapılmış bir aşı.